100 yaşına kadar yaşayan insanların hepsi araba kullanmıyor. Ancak Mazarin Wingate bir istisna. Wingate'in gözleri çok sağlam. Haftada hala 6 gün işe gidiyor. Wingate, Maryland'da bir postanede çalışıyor. Postanedeki işine 60 yaşında temizlik görevlisi olarak başlamış. Bu yaşta hala postaneyi haftanın 6 günü tertemiz yapmaktan sorumlu. Büyük bir sağlık sorunu olmayan Wingate'in fotoğraflarını çeken Rob Parcell uzun yaşamın sırrını öğrenmek istiyor. Sizin kadar uzun ve mutlu yaşamam için bana ne tavsiye ederdiniz? Ne tavsiye mi ederim? Küçük bir tavsiye. Hareket et, durmadan hareket et. Sadece bu mu? Evet, hareket et. Bu yaştaki insanların hala çalışıyor olması alışılmış bir durum değil. Ancak 100 yaşına kadar yaşamak alışıldık bir durum olmaya başladı. Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Neil Buchholz, uzun yaşamın hükümetler için sorun olmaya başladığını söylüyor. Sadece Amerika'da değil, dünyanın her yerinde yaşlı sayısı artıyor. Amerika'da en hızlı büyüyen nüfus kesimi 85 yaş üstü. Yeni bir araştırma hızlı yürüme ile ömür süresi arasında bağlantı kuruyor. Bu araştırma için araştırmacılar 35 bin yaşlının yürüme hızı ve diğer sağlık bilgilerini inceledi. Katılımcılar 20 yıl boyunca takibe alındı. Araştırmanın başı Pittsburgh Üniversitesi'nden Dr. Stephanie Studensky. Studensky, yürüme hızınız vücudunuzun nasıl işlediğinin bir göstergesi diyor. Yürüme hızı ölçülerek ve ömür süresi tabloları kullanılarak doktorlar hastalarına daha iyi bir tedavi yöntemi uygulayabilir. Örneğin birçok doktor 70 yaş üstü hastaları prostat kanseri testine tabi tutmuyor. Ancak sağlıklı bir kişi kanser riski yoksa en az 80 yaşına kadar sorunsuz yaşayabilir. Bu durumda teste tabi olmak yararlı olabilir. Daha az sağlıklı olanlar için doktorlar hayat kalitesini artıracak önlemler alabilir. Doktor Studensky sağlık tablolarının yararlı olduğunu ancak tam güvenilir olmadığını söylüyor. Çünkü bazen sağlıklı kişiler yavaş yürümeyi tercih ediyor. Selin Süer Ünlü, Amerika'nın Sesi, Washington.